Nerede okullar açıldığından beri biz şunu konuşuyoruz. Okullarda temizlik personeli sayısı çok sınırlı. Haftanın sadece belli günleri çalışıyorlar. Okullarda temizliği yapmak birçok okulda velilere düştü. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tepkiler o kadar yoğundu ki geri adım attı. 30 bin temizlik görevlisi istihdam edilecek ama onlar ne zaman istihdam edilecek, ne olacak daha bilmiyoruz. Buna rağmen sizin paylaşımınızdan öğreniyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı 29 ilde Suriyeli, Iraklı, Filistinli, Somalili, Yemenli ve Afgan öğrencilerin eğitim gördüğü okullar için 4 aylık bir temizlik ihalesi açtı. Buyurunuz Sayın Çömez. Aslında nereden tutarsak tutalım hakikaten dökülen bir sistemden bahsediyoruz ve maalesef AKP bu ülkeyi yönetmiyor. Bu ülkenin kurumlarını yönetmiyor. Sadece yönetiyormuş gibi yapıyor ama geleceğe sari birçok riskleri de beraberinde getiriyor. Yani sağlıkla, tarımla, her alanda ilgili konuşabileceğimiz çok şey var ama eğitimle ilgili çok planlı bir şekilde maalesef bu AKP rejimi Türkiye'yi karanlığa sürükledi. Önce taşımalı eğitime geçti. Taşımalı eğitime geçince ne oldu? Köylerde öğretmen kalmadı. Köylerde öğrenci kalmadı. Peki köydeki öğrenciler kasabaya taşınırken ne oldu? Aileler dedi ki artık biz çocuklarımıza bu eziyeti yapmak istemiyoruz. Köyleri terk ettiler. Ve bugün köylerde rol modeli olarak maalesef bir tek imamlar kaldı. Maalesef köy enstitülerinin kapanmasından sonraki en büyük ihanettir eğitime yapılan köylerdeki çocukların taşımalı sistemle kasabalara taşınması. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'e bir yazı geldi. Neydi o yazı Bengi Hanım biliyor musunuz? Buyurun. Ankara diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı ben diyor artık sizin çocuklarınızın taşımalı eğitiminin parasını ödeyecek durumda değilim diyor. Yani benzin parasını veremem, araba parasını veremem. Aileler çaresiz bana geliyorlar ne yapalım vekilim diyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı demiş ki onlara bırakın çocuklarınızı gitsinler İmam Hatip'in yurdunda kalsınlar. 13-14 yaşında çocuk. Ailelerden kopartmaya ne hakkınız var? Tayyip Erdoğan'a Amerika'ya giderken havada 5 uçakla konvoy yapacaksınız. Bunun için milyonlarca dolar para harcayacaksınız. Çocukları köyden kasaya taşıyamayacaksınız. Ardından başka bir skandal patlak verdi. Bakın Balıkesir'deki, Bandırma'daki bütün okullar şu anda size Bandırma'dan sesleniyorum. Bütün okullarda çok ciddi bir hijyen problemi var. Maalesef temizlik görevlisi yok. Hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri alınamıyor. İnsanlar feryat ediyor. Adını da veriyorum. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu. Oradan geliyor şu anda. İnsanlar feryat ediyor. Aileler bir araya gelmişler. İmece usulü 100 lira, 200 lira toplayıp şehirden bulabildikleri temizlik görevlileriyle okulları temizlemeye çalışıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan bir de diyor ki bunlar Türkiye yüzyılıymış. Baksın sizin böyle Türkiye yüzyılınız. Çocuklarına yemek veremeyen, akşam çocukları yatağa aç giren, sabah okuluna aç giden, okulun sokaklarını, koridorlarını, tuvaletlerini temizleyemeyen bir Türkiye yüzyılı mı olur Allah'ını severseniz? Ha ne oldu? Sonradan araştırdık bir de ne görelim? Milli Eğitim Bakanlığı bir ihaleye çıkmış. Bakın ihalenin şartnamesi de burada göstereyim şöyle ekranlara da size de gönderdim. Ne diyor biliyor musunuz ihale şartnamesinde? Suriyeli, Iraklı, Afgan, Filistinli, Somalili, Yemenli çocukların eğitim gördüğü, bakın bu ifade bana ait değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Eğitim gördüğü 29 il Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan okullarda temizlik ihalesi yapılmak üzere hizmet alım işine gireceğiz diyor. Sadece 6 tane ülkenin kaçaklarının, bu ülkeyi dolduran kaçaklarının çocukların okuduğu okullarda temizlik yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı ihale yapmış Bengi Hanım. Kabul edilir mi böyle bir şey? O da yetmemiş. Diyor ki bu çocukların diyor bir de güvenliği lazım diyor. Kalkmış bir ihale daha yapmış. Ne yapmış? Yine diyor ki Suriyeli, Iraklı, Afgan, Filistinli, Somalili, Yemenli çocukların okuduğu okullarda güvenliği sağlamak için silahsız özel güvenlik hizmeti alacağım ben diyor. Bunun için ihale yapıyorum diyor. Kim yapıyor bunu? Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Burada da Milli Eğitim Bakanlığı'nın antetli kağıdı. İhale şartnamesi bu. Elinde ihale şartnamesi. Peki başka bir şey daha var. Bakın şurada ekranda daha yakından göstereceğim. Yanında ne var biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin logosu. Altında da Arapça yazılar. Bir daha söylüyorum. Avrupa Birliği'nin logosu var. Altında da Arapça yazılar. Peki, çünkü büyük ihtimalle oradan gelen fonlarla sağlanıyor evet, değil mi bu ihalelerin evet, gideri? Evet. Meğer sonradan öğrendik ki biz 2016 yılından beri Suriyeliler için, Afganlar için, Iraklılar için, Somaliler için, Yemenliler için, bu ülkeye kaçak gelmiş kişilerin çocuk için Avrupa Birliği harıl harıl para gönderiyormuş.
2016 yılında başlamış bu paralar. Önce bir 300 milyon euro göndermişler. Ardından bir 400 milyon euro göndermişler. Orada da diyor ki bakın bunların Türkçesi yok. Yayınlamıyorlar bunu. Çünkü Türkiye artık bir Kuzey Kore gibi yönetiliyor. Ben Avrupa Birliği'nin sitelerinden çıkarttım bunları. Bakın Avrupa Birliği'nin sitelerinden. Diyor ki göndereceğimiz bu parayı diyor çocukların Arapça dersleri için ayıracaksınız diyor. Bakın Arapça dersi vereceksiniz okullarda diyor. Kılık kıyafetini vereceksiniz diyor. Onların diyor hijyen malzemelerini, temizlik malzemelerini alacaksınız. Onların kırtasiye malzemelerini alacaksınız. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacaksınız diyor. Ve bunun için para göndermiş Avrupa Birliği. Ya Bengü Hanım kusura bakmayın öfkemden böyle konuşuyorum. Biz müstemleke devletimiz Allah'ınızı severseniz ya. Kendi çocuklarına bakın bandırmadan sesleniyorum. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Bayramı'nı kutladık. Atatürk'ü Samsun'a çıkartan gemiye ismini veren şehirdir burası. Son kurşunun atıldığı, Yunan'ın denize döküldüğü, bu ülkenin özgürlüğünü kazandığı şehirdir burası. Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği coğrafyadır burası. Bu toprakların çocukları, ataları şehit olmuş. Bu toprakların çocukları okullarda aç sefil yaşarken, pislik içerisinde yaşarken, o okulların hijyenini, temizliğini aileler 3 kuruş, 5 kuruş para toplayıp yaparken maalesef bu ülkeyi işgal etmiş kaçakların, bu ülkeyi işgal etmiş sığınmacıların çocukları için yüz milyonlarca dolar para geliyor Avrupa Birliği'nden. Ve diyor ki Avrupa Birliği alın diyor bu parayı bu çocukları tertemiz doyurun, sulayın, her şeyini karşılayın, bütün imkanlarını verin. Ardından da diyor kılık kıyafetlerini verin ve diyor temizleyin, temizlik malzemesi gönderin oraya diyor. O da yetmiyor, güvenliklerini de sağlayın diyor. Hakikaten utanç verici bir durumdur. Ruşen Bey konuya çok hakim, bir cümlede onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bakın bundan sonra da doğu sınırımızdan bu akınlar devam edecek. Konuya son derece hakim bir gazeteci. Kendisini dikkatle takip ediyoruz. Önümüzde daha ciddi sorunlar var ama bu sorunlar nasıl hazırlandı biliyor musunuz? Avrupa Birliği yine tam 21 milyon dolar para verdi Türkiye'ye. Dedi ki doğu sınırındaki mayınlarınızı kaldırın. Utanmadan, sıkılmadan Ankara'dakiler bu parayı aldılar. Doğu sınırındaki mayınları kaldırdılar. Ruşen Bey'in tanık olduğu o yüzlerce kaçakçının kaçağa geldiği olaylara biz maalesef şahit olmaya başladık. Türkiye yönetilmiyor Bengü Hanım. Türkiye savruluyor ve bütün hepimizin, bakın siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Bu ülkeyi seven herkesin, bu ülkenin kurucu değerlerine sadık olan, kurucu değerlerine saygı duyan herkesin, yarınlar için kaygı duyan herkesin hangi parti olursa olsun bir araya gelmesi lazım ve bu ceberut iktidardan bu ülkeyi kurtarması lazım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Ya o çocukların suçu değil. Yani Türk çocukları pislik içinde, hijyenin olmadığı okullarda okurken, veliler temizlik yaparken, işte Afgan çocukların, Suriyeli çocukların temiz okullarda yaşaması iktidarın ayıbı. Elbette katılıyorum. Evet. Onların zaafı ve onların ayıbı. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Turhan Bey.